Bir yıl falan Malatya'da kaldı. Sonra bıraktılar. Bıraktılar. Yine geri o dava Ankara'ya gitti. Kaç kere işkenceyi aldılar. 57 gün bir kere kaldı. Tam burada kaldı. Elazığ'a gönderdiler. En kötü yere işkence yaptılar. Onlar artık söylemiyorum. Geçen sene açık cezaevini Karakoçan'a gönderdiler bir yılın altına düşünce. Bu orada ilfaz dilekçesini verdi, raporlarını meydana çıkarttı. 30 bin lira verdim, avukat tuttum, raporları vardı. Kabul etmediler, bırakmadılar yani. Yani rahatsızdır diye bırakın. Bu 4-5 kere beyinden ameliyat olmuş, bir gözünü kaybetmişti. Kabul etmediler. Baktılar ki orada doktor yok Karakoçan'da. Savcı, cezaevini savcı kabul etmedi, geriye Elazığ'a gönderdi. Elazığ'da da koğuşta ne bileyim. Ne öttüler, ne yaptılar artık. Kendime düştü, bunlar mı düşürdüler? Yani bugün cenazemin halini görseydiniz. Ne hale koymuştular. Aşağıdan dikmişler yukarıya kadar. Kafam hepsi dikiş buralara kadar. Buradan dikiş aşağıya kadar. Dün değil evvel, dün gece bizi aradılar. Saat 2'dir. Aradılar böyle böyle. Zülfü Yıldırım ölmüş, gelin cenazesini alın. Çocuklarımız 5-6 kişi, gençlerimiz gittiler. Dün sabah aldılar. Getirdiler, cemevine bıraktık. Öğleden sonra beni aradılar. Ben Tunceli Emniyet Müdürü'nden arıyorum. Cenazeyi nasıl, ne zaman kaldırıyorsunuz? Biz de katılmak istiyoruz. Ben de derim, hayır, ne katılmaktır yani? Ne demek istiyorsun? Yok, biz de cenazeye katılıyoruz. Bugün gittik ki cemevi her taraf dolu polis. Köye getirdik. Köyde her taraf asker, panzerler. Gömdük geldik. Anlamadık ki bir şey mi oldu, ne ettiler. Sonuçta yani nedir? Düştü, raporlardan şey çıkmış, kalp krizidir. Belki bunlar dövdüler, öldürdüler. Niye? Düştüğü zaman... Artık kaç saat hastane kalmış, bize de haber verseydi biz giderdik ki hastanenin önünde biz de beklerdik. Ölüyor, daha yeni bizi arıyorlar. Bilmiyorum, onlar diyorlar ki o gece saat 10'da düşmüş, öyle olmuş. 2'de bizi aradılar, haber verdiler. Yani 4 saat arada var. Ama doğrudur, doğru değil, biz bilmiyoruz. Belki ki gündüz 10'da öyle olmuş. Ben bunu inanamıyorum çünkü. Her salı günü beni arıyordu, haftada bir gün arıyordu. Salı günü beni aradı. Aradı. 10 günü kalmış. Bugün 15'idir, 25'inde bırakıyordular. Torunlarım yurt dışında, oğlum yurt dışındadır. Dedi ki söyleyin çocukları getirsinler, beni bırakıyorlar. 5 yıldır ben torunlarımı görmemişim, torunlarımı görüyorum. Oğluma söyledim, oğlum aldı geldi. Aldı geldi ki çarşamba günü de açık görüş var, çocuk görüşe gitsin. Çocukları bırakmıyorlar. Gitsin, biz de dedik bırakıyorlar, çocuklar da görür gider. Bana dedi ki, ben ölüyorum. Ne mutlu sana ki sen torunları görüyorsun, ben göremiyorum. Ben de kızdım kendisine, dedim 5 yıl bitmiş, 10-15 günün kalmış dedim, sabret. Sen de gelip görüyorsun. Meğer demek ki belli, fark etmiş, göremedi torunlarımı. Artık onlar mı yaptı, gerçek öyle mi oldu, anlamadık. Sorumsuzsun, yani ne bileyim, her şeyi Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Bunu doğru söyleyeyim. Başka kimin elinde? Hı? Bugün de bak, dünden beri etrafımızda dolanıyorlar ki yine gençler toplasınlar. Bizimkilerden birkaç kişiyi alsınlar. Biz de fırsatın onların elini vermedik yani. Bizim başımıza gelin, başkasının başına gelmesin. Yani onu istiyorum. Hani yaparlar, yapmazlar, onu da bilmiyorum. Bu güne geldik. Sonuçta bak, cezaevinde. Yani bu 10 gün de sabretseydi, eve gelseydi, bu kapının arkasında ölseydi zoruma gitmezdi. Ama 10 gün daha kalmış, çok zoruma gitti. Benim oğlum geldi ki babasını görsün, göremedi. Göremedi bak.